Aşkın merbende mekan kurmamış yanan gönlümde beni gittin kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte bir video daha bekliyoruz arkadaşlar. Bunu demeye o kadar özlemişim ki gerçekten sizleri çok özledim arkadaşlar. Çok uzun bir zamandır gerçekten YouTube'da çok aktif olamadım. Özellikle son 3 senedir gerçekten YouTube'da aktif olamadım. İşe girme, şudur budur kendimi geliştirme, ekonomik özgürlüğü rahatlatma, yatırım yapma gibi şeylerden. Gerçekten de YouTube arkadaşlar çok zaman ayıramadım. Ben hayatımın en eğlenceli, en güzel senelerini burada geçirdim. Sizlerle bir beraber büyüdüm arkadaşlar. Ben bu kanalı üniversite ilk girdiğim sene açmıştım. Mezun olduğum zaman da iş açtım falan. Gerçekten YouTube'da ilgilenemedim. Bundan dolayı hepinize özür dilerim. Eski Oğuz geliyor arkadaşlar. Taktikler, oyun açıkları her şey arkadaşlar bu kanalda olacak. Özlediğiniz gibi. Ben de o eski özlediğiniz çocuğum arkadaşı Bir gram değişiklik yok zaten bunu bilenler biliyor. Hatta bugün de bomba videoyu geri dönüş yapıyoruz arkadaşlar. FIFA 22'de 2 ay içerisinde sadece bakın sadece 2 ay içerisinde 6000 dolar para kazandım ve bu 6000 doları nasıl kazandığımı, sizlerin de nasıl kazanabileceğinizi, bu işten nasıl gelir elde edebileceğinizi, harçlığınızı hatta daha da profesyonel giderseniz bundan nasıl bir meslek oluşturabileceğinizi sizlere anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bu videoyu izleyen yeni arkadaşlar diyecek ki ya bu kolpa sıkıyor, kolpa sıkmıyoruz arkadaşlar. Bakın bu tarz olaylardaki en büyük hata insanların... Bu şekilde para kazanmalarına aman doğru dedir şeklinde bakmanız. Halbuki bu tamamen yanlış. Artık para dijital ve bu tarz şeylerde arkadaşlar yani eski masa başı çalışan ofiste çalışan insanlar stabil maaş almaya devam ediyor. Fakat bu tarz online satış olur oyun satışları olur bu tarz şeylerden inanılmaz paralar kazanıyor arkadaşlar. Bu yüzden ilk kuralımız bunların gerçek olduğunu idrak etmeniz. Çünkü senelerdir bu işi ben Türkiye'ye getirmiştim arkadaşlar ve senelerdir de insanlar bu şekilde para kazanıyor. Bugün de ben size anlatacağım. Önce Discord sunucumuz açıldı arkadaşlar. Discord sunucumuza da aşağıdaki linklerden katılmayı unutmayın. Tamamen ilgileneceğim Discord'la. Her akşam olmasa da hafta üç 3 gün sohbetler muhabbetler ları sohbet sesi sohbetler falan olacak. Bilginiz olsun. Discord adresime katılmayı unutmayın. Ve biliyorsunuz ki arkadaşlar dediğim gibi ben lisede okul birincisi oldum. Üniversitede okul ikincisi oldum işte. Ortaokuldan dereceyle mezun oldum vesaire. Bunların hepsi süreklilik sayesindeydi. Sizlere de hayatınızdaki sürekliliği koruyun derdim. Ancak benim sürekliliği koruyamadığım tek yer YouTube oldu. Ben hayatımın en güzel, en mutlu senelerini burada geçirdim arkadaşlar ve sizlere açıkçası hak ettiğiniz değeri veremediğimi düşünüyorum ve ben her günde kahroluyordum. Çünkü ben bu kanal için çok emek verdim. Çok güzel projeler gerçekleştirdim ve bunu artık YouTube'a yani zaman ay beni çok kahrediyordu arkadaşlar. Ama artık geri döndüm. Aktif bir şekilde futbolcu videoları olsun, ünlülerle videolar olsun devam edecek arkadaşlar. Bu yüzden sizlerden geri dönüşümüzün şerefine şöyle bir beğeni alabilirsem arkadaşlar. Ve dediğim gibi şurada çok önemli abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Aynı zamanda da yorumları hepinizi bekliyorum. Yorumlara bana şunu yazın abi. Oğuz abi senden ya da Oğuz kardeşim senden bu içeriği şu içeriği isteriz. Gerçekten en çok istediğiniz her şeyi çekeceğim. Weekend'lik istiyorsanız onu yazın onu bile çekeceğim. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. O zaman dilerseniz direkt videoya Başlayalım. Evet güzel kardeşlerim. Şimdi sizlere 6000 dolar nasıl kazandığımı anlatacağım. Öncelikle taktiğimiz adı gene yani hesap taktiği arkadaşlar. Yani hesap taktiği nedir? Yeni bir tane PlayStation hesabı açarsanız, Xbox hesabı açarsınız arkadaşlar. Buradaki kadro yukarma görevini tamamlarsınız. Kazandığınız coinsleri ana hesabınıza atar oynarsınız veya satıp para kazanırsınız. Bu ikisinden birisi. Bu şekilde istediğiniz takımları, hayalinizdeki takımları kurabilirsiniz. Ben oyunun başından beri toplamda arkadaşlar 60 milyon coins kastım. 60 milyon coinsimin 35-40 milyon civarını sattım. 20 milyon coinsim ana hesabımda duruyor. Ve bu şekilde arkadaşlar oynuyorum. Coin'lerimi nasıl sattım, kime sattım her şeyi anlatacağım. Şimdi önceki yeni hesap nedir? Yeni hesap arkadaş yeni bir tane PSN hesabı oluşturmaktır. Burada görmüş olduğunuz hesaplar gibi. Xbox'a da bunu yapabilirsiniz. Bilgisayar yapacak kardeşlerim. Şöyle yapıyor. Yeni bir tane Origin ve Steam hesabı açıyorsunuz arkadaşlar. EA Play satın alıyorsunuz, satın alıyorsunuz. 30 TL'lik. Yani bir deneme sürümü var ya 10 saatlik. O 10 saatlik deneme sürümleri kadro kumu yapıp ana hesabınıza koyunsanız atıyorsunuz. Bu şekilde de e, bilgisayarda da yapabilirsiniz. Şimdi EA Sports yeni bir tane güncelleme geldi. Hemen onu söyleyeyim bir PlayStation arkadaşlar günde maksimum 2 ya da 3 tane hesap bekleyin. Yani mesela göz burada 3 tane hesap var ya. 3'ten fazla hesap bir PlayStation'a asla eklemiyorsunuz arkadaşlar. Hatta 2'den fazla eklemeyin. 2'den fazla sıkıntı. Ben iki tane ekliyorum yeni PlayStation'larıma. Bilginiz olsun. 2 tane Play 2 tane hesap ekleyin. Üçüncü de ban yersiniz yoksa. Bu da EA Sports'un bu SBC hesaplarını durdurmak, oyundaki e, spam, spam hesapları kapatmak ya da bunu engellemek için yapmış olduğu yeni bir güncelleme. Dolayısıyla PlayStation başına günde iki hesap eklemeniz sizin ban yememenizi sağlayacaktır. Bu birinci değişkenimiz. İkinci değişkenimiz herkes şunu soruyor. E kulübe oluşturdum. Kulüpte coin yok. Nasıl coin elde edeceğim? Ana hesaptan kulübe gelip stadyuma biliyorsunuz arkadaşlar şu anda benim girmiş olduğum gibi. Buradan arkadaşlar tekrardan bu ilk seçeneğe girip burada formalarınız var arkadaşlar. Siz normalde burada 4 tane forma olacak. 2 tane kulübe açarken seçtirdikleri var. Ve 2 tane de bu çöp forma var. Siz bu çöp formaları seçiyorsunuz arkadaşlar. O 2 tane altın formayı boşa çıkarıyorsunuz. O 2 tane altın formayı buradan gelip hızlı sat yapıyorsunuz. Tabi Paris forması falan çıktıysa da fiyatına satarsınız. Yani iyi fiyat eden bir form varsa parasına satarsınız. Bunu sattıktan sonra bir coin elde ediyorsunuz arkadaşlar. Coin elde ettikten sonra markete gidiyorsunuz şuradan. Ana sayfadan transferlere gidiyorsunuz. Transferlere gidiyorsunuz arkadaşlar. Buradan iki tane gümüş nadir. Bakın gümüş nadir çok önemli arkadaşlar. E, gümüş nadir oyuncu alıyorsunuz sevgili dostlar. Aldığınız olduğunuz gümüş nadir oyuncuları 9000 ya da 8700 civarı. Sakın 10.000'e koymayın. Sakın 9900'e koymayın. Ben 8.5 veya 9.000 arası koyuyorum. İki tane kart koyuyorsunuz. Ve herhangi bir hesabınızdan bu hesabınıza 18.000 jeton koyun atıyorsunuz. 18.000 jetonla benim Discord'da, aşağıda yeni Discord adresimiz var bu arada arkadaşlar, o Discord'a da şu olduğum SPC'leri tamamlıyorsunuz. Bakın bunu unutmayın. Discord yeni açıldı bu arada arkadaşlar, hepinizi bekliyorum Discord'uma. Orada her şey yazıyor hesap alakalı, ben yine de bu videoyu söylemek istedim. Bu şekilde kadro kurma görevlerini yapıyorsunuz. Şimdi normalde arkadaşlar, şu hesap oluyor net. Evet, son kez bir videoda anlatacağım. PlayStation 4'da oynuyorsanız arkadaşlar, 5 tane Ultimate Team siz oluşturabiliyorsunuz. Yani 5 tane Ultimate Team kendiniz Ultimate Team'e gerek oluşturabiliyorsunuz. 5 tane de ultimate team'i oluşturulmuş hesaba gidebiliyorsunuz. Ultimate team'i oluşturulmuş hesap ne demek? Birisi sizin için arkadaşlar bir PSN hesabı açıyor. Ultimate team'e giriyor çıkıyor. Bu ultimate team'e açılmış hesap demek arkadaşlar. Buna da 5 tane girebiliyorsunuz. Yani PlayStation 4 konsollarına toplamda 10 kere arkadaşlar hesap açabiliyorsunuz. Ve bu her 10 hesabın. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ayarlar sekmesine gidiyorsunuz. Kulübü sil var. Şu an bunun hakkı bitmiş tabii ki. Hatta bu videoda şimdi size bir tane daha taktik göstereceğim. Ee, bu şekilde arkadaşlar her hesabınızda da 5 tane fut hakkı var toplamda arkadaşlar playstation 4 başına 50 kere sbc'lere dönebiliyorsunuz fakat ben bugün size bunu nasıl sınırsız hale getirebileceğinizi anlatacağım ben bütün playstation'ları nasıl sınırsız, sınırsız şekilde kullandığımı sizlere anlatacağım sevgili dostlar. Bunun dışında PlayStation 5 oynuyorsanız da bu işin tam iki katı. Çünkü PlayStation 5'te hem PlayStation 5 versiyonu için FIFA var, hem PlayStation 4 versiyonu için FIFA var. Dolayısıyla onda da 20 tane sebe açabiliyorsunuz. Ama buna gerek yok. Zaten bu videoda sizlere bunları anlatacağım. Bunları söyledik arkadaşlar. Şimdi ben toplam dediğim gibi bu sene 60 milyon coins kastım arkadaşlar. 35-40 milyon civarında sattım. Bir de arkadaşlarıma, abilerime falan da atıyorum hani oyun oynayan. Ee, bu şekilde tabii coins Hepsini tabii ki parayla satmıyoruz sonuçta. Halatır için verdiğimiz coinler de var. Ve ben bunların hepsini arkadaşlar neredeyse yayında kasıyorum. Yayınları da var vardı yayını açıyorum. 3 saatlik yayında 500k, 600k, 1 an falan kısıp yayını kapatıyoruz. Şimdi mesela burada size bir tane yapmış olduğum vurgundan arkadaşlar klip göstereceğim. Sırf insanlar inanmıyor diye bakın ben bu klibi aldım. Ee, i̇nsanların nedense bir inanmama şeyi var sevgili dostlar. Şöyle yapacağım bir dakika buradan hemen açalım. Bakın Play FIFA'ya açtığımdan beri bakın klip var hemen ileriye sarıyorum. Bakın görün diye. İleriye soruyorum hani hiçbir yalan kolpa yok hani diyorlar ya bu insanlar işte nasıl coins kasıyorsunuz şöyle yalan söylüyorsunuz böyle yalan söylüyorsunuz biz yalan söylemiyoruz arkadaşlar dediğim gibi bu tarz e, dijital işlerde bakın buna şey de dahil arkadaşlar e, ne yazık ki buna kripto da dahil insanlar bu işleri çok ciddiye almıyor yani hala e, sanıyorlar ki bütün para kazananlar sadece ee, paralarını şeyde kazanabiliyor diye düşün. Hani Masa başı çalışacaksın. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Artık masa başı çalışarak stabil para kazanabiliyorsunuz. Bu tarz taktiklerle geleceğinizi kurabilirsiniz. Ben biliyorsunuz geçen sene coinlerimi sattım. Bütün paramı kripto aldım. Neredeyse 50-60'a katladım bütün paramı. E yine kripto yatırımları. Videonun sonunda onlardan da bahsedeceğiz. Bakın burada kadro coinleri tamamlamış. İki tane paket edeceğiz arkadaşlar. İyi izlemenizi istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar bakın hesaba sadece 18 bin jeton atarak bir sürü paket açabiliyorsunuz. 50k, 55k, 35k, 45k. Yani bu oyunun zaten arkadaşlar eğlencesi paket açmak. İnsanlar paket açmak için weekend'in oynuyor. Biz de arkadaşlar paket açmanın sınırsız ve kolay hali var. Biz de şu anda onu yapıyoruz sizlerle beraber. Ki Discord kanalında her şey var arkadaşlar. Discord kanalımı hepinizi bekliyorum. Her şey yazdım oraya ayrıntılı ayrıntılı. Yine de, yani yine de Discord dışında sorunuz varsa Instagram'dan soracaksınız. Burada bakın arkadaşlar kimi çıkarmışım ben paketlerden. İyi izleyin şimdi. Sırf e, ee, bakın bu açmış olduğum adam arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ikon Maradona geliyor 95'lik Maradona bu Maradona'yı ben 2.2 milyon sattım bu hesapta 2.5 milyon keşahat yaptım sırf bu hesaptan etmiş olduğum kar 250 dolar arkadaşlar yani 100k'sını 10 dolardan satmıştım ben arkadaşlar o zamanlar 250 dolar sırf bu hesaptan kar ettim yani burada bir, bir buçuk saat emek vererek 250 dolar kar ettim. 250 dolar şu anki kurdan hesapladığınız zaman yaklaşık 3000 lira falan yapıyor. Ee, ben o zaman sattığımda daha da fazlaydı. Yani sadece 1 saat uğraşarak arkadaşlar 3000 TL para kazandım. Tabii ki her zaman aralığına çıkmıyor. Ama mesela hesaplardan 500k, 400k, 200k çıkabiliyor. Ama siz bunu sürümden de kazanabilirsiniz. Hiçbir şey çıkmaz. Hesap başı 100k atar. 10 hesap yaparsın. Günde 1 milyon kasarsın. Şu anki fiyattan satsan 50-60 var para kazanırsın günlük. Şu anda mühendisin arkadaş almış olduğu maç bakın 6000-7000'e bin, 5000'e çalışan mühendisler var. Ben sadece bir saat bu hesabı yaparak o gün arkadaşlar bakın gözleriniz var, hesap bakın duruyor PlayStation bu. Bak kumanda da ben de göstereyim abi. Bak yukarı aşağı. Bak görüyorsun. Hani yalan dolanımız yok arkadaşlar. Bu şekilde coins kasabilirsiniz. Ve biz de böyle kastık. Şimdi ben bu coins'i kime sattım, ne kadara sattım, siz nereye satabilirsiniz? Nasıl para çevirirsiniz? Bunu anlatacağım. Şimdi öncelikle Discord'uma geliyorsunuz. Discord'dan önceki güvenli coin nasıl aktarılır onu izliyorsunuz arkadaşlar. Güvenli coin saklamak bu işin en önemli şeyi. İkincisi mi satış konusuna geldi. Satış konusunda bana herkes sorular soruyor arkadaşlar. Bakın siz şu anda arkadaşlar arkada benim açtığım diğer paketleri izliyorsunuz. Ee, şimdi herkes diyor ki Oğuz nereye sattım? Ben arkadaşlar coin 100k'sı 10 dolardan 35 ya da 40 milyon civarı olmak üzere Meksika'da oynayan bir futbolcuya sattım. Haberiniz olsun. Ben bu şekilde coinlerimi cash yaptım. Hepsini aynı kişiye satarak yaptım. Ee, 35-40 milyondan toplamda arkadaşlar işte 3500-4000 dolar civarı bir parası aldım. Bunun dışında bir tane profesyonel oyuncu vardı arkadaşlar tanıdık ona bir tane hep foot hesabı açtık e, Futu hesabı için EA'ye başvurduk. EA Sports bize ikonları verdi. R9, Golit, Pele verdi. E, bir de 99 kart verecekti. 99 kartları sonra yayın politika gereği sadece partnerlerine verdiğini bize söylediler. Bizden hani hesaptaki ikonlar gitmesi ben onu da arkadaşlar 3000 dolara sattım. Toplamda yani en, yani en öyle 6000 dolar civarı bir gelir elde etmiş oldum. Sırf bundan. Ben kazanmış olduğum 60 milyon coins'in sadece arkadaşlar mi, 40 milyonu sattım. Daha 20 milyon daha satılacak coin'im var. Bunları da yaklaşık 1200 dolardan satsam ee, yani şu anda ben sırf bu oyunun başından bu zamana kadar 7200 dolar para kazanmış olacağım. Ve ben bu coin'i satmayacağım, oynayacağım, YouTube'a içerik üreteceğim tabii ki. 7200 dolar para 2 ayda, 7200 dolar para şu an kurdan hesapladığınız zaman arkadaşlar yaklaşık 100 bin lira para yapıyor. buçuk ayda 100 bin liraya bakın ben size söyleyeyim. Ne iyi bir şirkette kazanan project manager kazanır. Ne çok iyi bir mühendis kazanır. Aylık 50 bin lira. Bu, kimse kazanamaz abi. Böyle bir para yok. Şimdi sizlerden önceki benim istediğim şey bu işin ee, çocuk oyuncu almadığını gerçekten bu işten kazanç elde edebileceğini size söylemem. Şimdi bu işten şu anda başlarsız benim kadar kar edebilir misiniz? Edemezsiniz. Niye edemezsiniz? Çünkü ben oyunun başına da coin sattım. Yani oyunun en başında yani herkes oyun daha yeni almışken koyunlar daha pahalıydı. O zamanlar 100k'yı 10 dolardan 11 dolardan satabiliyordunuz. Şu anda 100 kan arkadaşlar satış fiyatı eğer Paypal'ınız varsa mesela yabancı ülkede bir Paypal'ı olan bir tanıdığınız varsa ben aşağıya iki tane sayfa bırakacağım arkadaşlar Paypal'ınız varsa onlara satabilirsiniz yani ben kefil olmuyorum bakın altın çiziyorum kefil olmuyorum ama Twitter'daki bütün traderlar reklamlarını yapıyor yani sikem olma ihtimalleri yok bence iki senedir bu işi yapıyorlar. Paypal varsa yabancı ülkeden bir şekilde Paypal çözebiliyorsanız arkadaşlar bu adamlara 100K'sını 5 pound ya da 5 euro ikisinden birisi 100 kasını bu fiyattan satabilirsiniz. Yani günde arkadaşlar 10 hesap dönseniz hiçbir şey çıkmasa 1 am e kastınız. Siz arkadaşlar o coins'i bu adamlara 50 pound'a ya da 50 euro emin değilim ikisinden birisi satabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şu anki kurdan hesapladığınız zaman inanılmaz bir para olduğunun umarım herkes farkındadır. Ee, şimdi bana bir diğer gelen soru da şu abi Paypal'ım yok ne yapacağım? Paypal'ın yoksa kardeşi şunu yapacaksın e, kripto ile e, alım satım yapan bir yer bulmanız gerekiyor. Şimdi kripto için de arkadaşlar öncelikle şunu da söyleyeyim kripto ile alsanız satsanız da önemli değil bir tane kripto hesabı açın ben şimdi aşağıya arkadaşlar en güvenilir borsa olan Binance'ın linkini benim kendi linkimi paylaşacağım. Bakın ben açık açık söylüyorum delikanlı gibi. Benim parayla pulla işim yok. Siz bu linke girdiğiniz zaman arkadaşlar ben sizin eğer siz kripto satarsanız ben para kazanacağım benim linkimden girerseniz. İsterseniz girin ama size komisyon indirimi az. %20'de komisyon indirimi siz alacaksınız. İsterseniz benim linkimden girin. İsterseniz girmeyin. Bak ben söylüyorum. Benim umurumda değil. Benim para pul umurumda olsa 6 senedir bu YouTube kanalında para kazanma açık olur zaten. Ben Benim para pul umurumda değil. Ben size söylüyorum. Binance borsasına üye olun abi. Ya benim linkimle ya kendi linkinize. Çünkü buradan kazanmış olduğumuz paraları kripto yatıracağız. Şimdi bu coin'leri arkadaşlar bir şekilde kripto ile kabul eden bir yere satmanız gerekiyor. Ben kripto ile kabul ettiğini bildiğim bir site daha var arkadaşlar. Yeni çıkan bir site. Oranın da linkini aşağı bırakacağım. Hem kripto ile satan bir site Paypal'da satan ikisi de bırakacağım. Ama ben bunu niye yapıyorum arkadaşlar? Bunu söyleyeyim. Şimdi bana en gelen soru şu. Abi bize de sattığın yeri söyle. Şimdi bakın ben hepinize aynı siteye yönlendirsem arkadaşlar. Şimdi bu videoyu diyelim 10 kişi izledi. Herkes bir milyon satacak. Ya bu coin'i o adamlar alamaz zaten. Alamazı geçtim. Çok fazla talep olursa fiyatı indirir. O yüzden arkadaşlar diyorum ki size Google'a girin abi. Kendiniz site bulun. Çünkü ben size söylersem olacaklar bunlar. Ben yabancıları biliyorum yani arkadaşlar. Böyle yapacaklar. Çünkü diyecekler ki mesela birisi ben Ozar videosunu Oğuz Ar'dan videosunu izledim. Diyecek ki her Türk location'ı gelene farklı fiyat verecek. Bunu yapanlar olduğu zaman da ben bu yüzden bunu engellemek için söylüyorum. Ki onu geçtim. Türklere satabiliriz. Bakın Türk siteleri var arkadaşlar. Coin salan Türk siteler var. Eğer aranızda güvenilir bir Türk sitesi varsa bu videoyu izleyen bana yazsın. Ben size de yönlendirebilirim. Yani şu anda 1 milyonlu sanırım 500-550-600 lira civarından alıyorlar. Yani günlük 500-600 lira en ölü kazanabilirsiniz arkadaşlar FIFA'dan. Şimdi gelin benim size bu sınırsız hesap muhabbetini anlatayım arkadaşlar ve PlayStation değişmeden de nasıl sınırsız hesap yapabilirsiniz sizlere bunu göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi sizlere bahsettik. Dedik ki her hesap PlayStation 4'lerde 10 tane hesap oluşturabilirsiniz. 5'er tane fut hakkı var toplamda 50 kere dönebilirsiniz. Ben arkadaşlar bunu nasıl sınırsız hale getirdiğimi sizlere anlatacağım. Şimdi öncelikle bu videoyu ben bu arada FIFA 21'de de hatta FIFA 19'da da almıştım pardon 19 Hatta ben de FIFA 18'de bir tane PlayStation vardı. Sınır sakkı vardı, bunu nasıl yaptım anlatacağım bu videoda. Şimdi arkadaşlar önceki Google'a EA live chat yazmanız gerekiyor, EA Sports live chat. Ardından arkadaşlar burada hemen Kontakt EA inav diyor, buraya giriyoruz arkadaşlar. Buraya girdikten sonra sevgili dostlar, bakın bu en üstte şey olacak, açıl oğlum. Ha, bu en üstte login. Bu arada benim şu an sesim kayacak arkadaşlar. çünkü elgato ile bunun ayarı farklı. Ben hani burada görüntü önüne gelebilir, kafanız karışmasın. Şimdi burada arkadaşlar login olmaz gibi. burada login olacak. Önce login olun. Şu anda Christmas olduğu için tabii ben bir yere kadar gösterebileceğim. Christmas'a takıldık videoda onu düşünemedim ben. E buradan arkadaşlar F22 var bakın burada. f 22 seçiyorsunuz sevgili dostlar. Tabii öncelikle bu yan hesabınıza buraya giriyorsunuz. bakın. Ana hesap değil. Hakkı biten yan hesabınıza buraya geliyor. Yani hakkı biten hesabınız hangisi ise onun mailiyle buraya giriyorsunuz. Sonra PlayStation, Xbox falan fark etmez bu arada. Sonra arkadaşlar burada orders var. Bakın orders. Orders'a giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan da arkadaşlar order not received. Yani benim siparişim gelmedi. Buna diyorsunuz arkadaşlar. Bunu dediğiniz zaman buradan select options diyorsunuz. İşte bana göster abi seçenekleri. Sana nasıl bağlanabilirim diye Abla misali. Bakın burada recommend supportu. Burada ama chat var arkadaşlar. Burada sizi live chat'e bağlıyor. E, şu anda Christmas olduğu için tatil. Ben video çekerken bunu hesap edemedim dediğim gibi. E, buraya arkadaşlar ne yazmanız gerektiğini ve ne yapmanız gerektiğini hemen ufakça bahsedeyim. Bu chat arkadaşlar açıldığı zaman burası şimdi support. Burası daha e, yetkisi var buranın. Çünkü sizin parayla satın aldığınız şeyler bunlar ilgileniyor. Mesela parayla bir şey aldın gelmedi. Bunlar ilgileniyor. Ya yani bunların ilgi ve yapabilecekleri şey daha fazla. Anladınız mı? Ve direkt live chat'e buradan bağlanabiliyorsunuz. Live chat'e bağlandığınız zaman arkadaşlar ben aşağıya sizlere bir tane mesaj atacağım. Oraya onu atacaksınız arkadaşlar. Diyeceksiniz ki böyle böyle ben 5 tane kulüp hakkı oluşturma hakkım sıfırlandı. Böyle bir şey nasıl olur işte ben oyuna bu kadar para verdim. Kabul etmiyor anlamında bir tane mesaj var. Ben hemen sizi buraya yazacağım. Sonra direkt copy paste yapacaksınız tamam mı? Sonra size diyecek ki işte adınız neyse işte Adir, Dir, Oğuz, So, Sorry to Hear. İşte bunu duyduğumuz özür dilerim. E işte tamam size hemen yardımcı oluyorum. Bir kereliğine mahsus sizlere 5 tane daha fut oluşturma hakkı vereceğim diyecek. E o da diyecek ki nasıl olacak falan verebilir misiniz? Hani hemen verin bekliyorum tarzı bir şey söyleyeceksiniz arkadaşlar. O da ondan söylese verdim yaptım diyecek tamam mı? yaptım diyecek ki arkadaşlar direkt o chat'i kapatıyorsunuz. Bakın yaptım der demez Chrome'u kapatıyorsunuz ve FIFA'dan bu şekilde çıkıyorsunuz arkadaşlar. FIFA'dan çıktınız. Yaptım dedi ya arkadaşlar Chrome'u da kapattınız tekrar Ultimate giriyorsunuz. Tekrar girmiş olduğunuz zaman sizin silme hakkınız gelecek. Tamam mı? Bu 5 hakkı daha kullandıktan sonra tekrar live chat'e bağlanıyorsunuz. İşte bu sefer de şunu demeniz gerekiyor. Ya ben geçen sefer bağlandım hak vereceğiz bilmem ne dediler. E haftalardır bekliyorum bir şey gelmedi. Hani bu nasıl rezillik falan filan diyeceksiniz. Size bu şekilde 5 tane de hak veriyorlar. Ben bunu arkadaşlar yemin ediyorum bir tane hesapta 4 kere yaptım. Bir hesapta 25 kere SBC'lere döndüm arkadaşlar. Yani bu şekilde hiç PlayStation değiştirmeden hani bu işi... Gerçekten de böyle makarasına falan yapıyorsanız benim gibi bizim gibi hani benle çok fazla spa, günde 15-20 hesap spamlamıyorsanız bu şekilde bir sene boyunca PlayStation'ınızla Xbox'ınızı böyle kullanabilirsiniz. Ama dedim yapmanız gerekiyor arkadaşlar. İşte hak, hak geldi mi gitti mi onu sorması izin vermeden ben hakkı tanımladım der demez arkadaşlar. Girişik yapmanız gerekiyor hem matematiğe giriş girecek hakkınız gelecek hem kuramı kapattığınız için de bir sonraki bağlantınızda işte ben geçenlerde bağlandım chat birden gitti ben onu da yazacağım size. Chat birden gitti hak vereceğim dediler. Hakkım gelmedi. Böyle rezilik mi olur diyorsunuz. Bir beş hak daha veriyorlar. Bunu arkadaşlar bu şekilde spamla spamla o 10 tane hesabınız var arkadaşlar. Hesabınıza sürekli seviyeleri dönebiliyorsunuz ve ben de bu şekilde yaptım. Bütün sevecelere döndüm. Ben dört tane PlayStation vardı. Hepsi de bu şekilde yaptım arkadaşlar. Çünkü ben neden şimdi dört tane PlayStation'ım var diye soracaklar şimdi. Hani yüksek IQ'lu kardeşlerimiz var böyle birkaç tane. Şimdi bana diyor ki hani hesabına getirecek diye soracaklar. Hemen arkadaşlar onlar için şöyle açıklayayım sizlere. E neden hani öyle yaptım? Şunu da bu arada büyüteyim. Bir saniyeniz alıyorum hadi kendimi büyüteyim. Heh tamam. Şimdi bir bazı süper zeki arkadaşlarımız hani beni her türlü yanıltmak için bunları soracaklar. Ben şimdi buna cevap vereyim arkadaşlar. Ben de çok fazla coin olduğu için hesapları kendi birer ikişer atıyorum arkadaşlar. Mesela ana hesabınızı coin satacaksanız mesela ya da coin satacaksanız bana kalırsa arkadaşlar 100k 200k satılmaz abi. Satış en az 500k'dır. Benim kendi lugatım budur abi. Ben 500k alt satış yapmam. Ee, 500k kasarım yani hesapları biriktiririm. Ama şimdi ben bir hesabı 2 milyon 3 milyon 4 milyon niye atayım? Ben hesapları 500-500k işte bir an, bir an şeklinde bölerim. Öyle satarım. Bu yüzden de benim işime çok fazla PlayStation gerekiyor arkadaşlar. Yani 4 tane playstation hesapları bölüyorum ben. Bu şekilde daha hızlı satıyorum. Mesela ben telefonda da listesi var arkadaşlar. Açıyorum telefonlar listesine. Aa bu hesabı 500k varmış. Adam 500k istiyor. Çat o hesaba giriyorum. Atıyorum coin'i. Ticaretimi bitiriyorum. Bu yüzden çok fazla PlayStation var. Ama e, siz daha yeni başlayacaksanız ya da coin satmayacaksan yani sadece ana hesabı coin atacağım. İstediğim takımla oynayacağım ben Oğuz diyorsanız da böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da sizlere söyleyeyim. Discord'umda her şey var. Yan hesaplarla alakalı Discord'umda her şey mevcut arkadaşlar. Coins aktarımı nasıl yapılır? E, zaten burada size hesap sınırsız hale getirmeyi anlattım. Hesabı sınırsız hale bir şekilde daha getirebiliyorsunuz arkadaş. Onu da size söyleyeyim. Ama bunu cidden zorlamanız lazım. Ben fon 8'de almıştım. Şöyle yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yayın tekrardan bu sayfası giriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben PlayStation Cafe sahibiyim. Sonra bir tane bulduğunuz lüks PlayStation Cafe'nin linkini atın. Deyin ki ben burada PlayStation Cafe sahibiyim. İşte FIFA turnuvaları düzenliyoruz vesaire vesaire. Hakkım bitiyor. Ben işte ki hani hak istiyorum. Ama mesela 45 günde bir arkadaşlar cihazın ee, hakları yenilenir. Bazen 2 hak verir, bazen 3 hak verir, bazen 5 verir, bazen 0 verir. Bazen de arkadaşlar mesela o cihaz, cihazdır sınırsız hak yapabiliyorlar. Benim FIFA 18'deki makinem öyleydi. Sonra tabii biliyorsunuz YouTube falan salıcı uğraşamadım. Ama şu anda şu anda onunla uğraşıyorum. Sınırsız bir tane haklı PlayStation 5 yapmaya, e, PlayStation 4 yapmaya uğraşıyorum. Bunu yapabilirsem arkadaşlar dediğim gibi sınırsız taklit ve olacak. Bunu da deneyebilirsiniz ama bu kadar uğraşa gerek yok dediğim gibi. Ki cihaz değiştirmekten korkmayın arkadaşlar. Letgo'dan cihazını satın abi. Gidin bir tane mağazanı alın ya da Letgo'dan satın Letgo'dan alın. Bir şey olmaz korkmayın. Yani cihaz değiştirin bunları yapın ya da PlayStation Cafe gidin hesap açın. Bunlardan arkadaşlar korkmayın. Ve dediğim gibi bu şekilde de arkadaşlar benim gibi coins kasabilirsiniz. Şimdi size birkaç tane daha detay vereceğim. Ee, tabii ki arkadaşlar biliyorsunuz ki artık hayatımızda ekonomik özgürlüğü kurmak bir şart oldu. Yani bu şekilde yöntemlerle en azından buradan arkadaşlar yani aylık e, 10 milyon coin kazsana. Yani aylık 5 milyon coin kas Bak aylık 5 milyon coin kazsana. E, şu anki fiyatından satsana kardeşim benim 250-300 dolar para yapıyor. Yani sen aylık bu parayı normalde nasıl kazanacaksın? yani Asgari ücret parası bu. Sen bu 5 milyon coin'i bir ayda çok rahat kasarsın Yani... Arkadaşlar şimdi insanlarda şöyle bir şey var. Açıyorum açıyorum çıkmıyor. Bak ben diyorum ben kaç hesap yapıyorum. Günde 10 hesap yapıyorum diyorum. Bazı gün 10 hesaptan sadece 1 milyon çıkıyor. Bazı gün 2 milyon çıkıyor. Bazı gün 10 milyon çıkıyor. Ya sen şansa sabahları 9 çıkarırsın. 10 milyon abi bitti. Sattı, o gün satarsın 500 dolarla kapatırsın o günü. Bunlar olabiliyor arkadaşlar. Yani dolayısıyla e, asla umudunuzu yitirmeden paket açmanız gerekiyor. Ve şimdi bunu ben neden kripto ile satın diyorum. Yani kripto ile satmanın olayı ne? Paranız dolarda durur abi. Paran dolarda durursa ne olur abicim? Hep senin yatırımın olur. Onu bozmazsın. Mesela binansa dolar attın diyelim. Al dursun abicim orada. Coin al. Bir şey al. Mesela ben şimdi yatırım yapıyorum. Bunu Twitch yayınlarında konuşuyorduk arkadaşlar. Hep yatırım yaptım. Bütün kazanmış oldum. Parayla arkadaşlar ki geçen sene daha da fazla parayla. büyük dolarlarla. Bütün hep param kriptoda. Ben ekonomik özgürlüğümü kriptodan kurmaya çalışıyorum. bu şekilde paramı değerlendiriyorum yani arkadaşlar. Ve bakın benim banka hesabımda hiçbir zaman 1000 liradan 1500 liradan fazla para olmaz. Ben hep paramı yatırım yaparım. Mesela e, geçtiğimiz aylarda biliyor Teknosa'dan ben stok kovalıyorum PlayStation. Ben kendi PlayStation 5'imi 5 liraya aldım. Sonra 4 tane daha PlayStation almışım 7.5'a arkadaşlar. İçeride duruyor. 4 PlayStation'da aldım sıfır. Onları ben bu hafta sattım 15'e. 20'ye satacağım diyordum. 15'e sattım. 20 olmayınca 15'e vermek zorunda kaldım. Bakın ben sırf 4 tane PlayStation 30 lira kar etmişim. Ve ben bu PlayStation 5 lira aldığım sermayeyi ben yine coin satarak kazandım. Ben o PlayStation 5 lira aldım 30 bin lirayı yine coin'den kazandım. Yani Demeye çalışayım şey arkadaşlar paranızı sürekli yatırım yapın abi. Ya bu mesela bu 1 lira mı abi? Bu 1 lira burada durmayacak abi. Bu 1 liraya git bir şey al abi. Su al. Su al sat. Bir şey yap yani. Şimdi su al sat insanlar gülecek. Ya bunlar gülecek şeyler değil arkadaşlar. Para gökten inmiyor kimseye. Ya biz burada FIFA'dan mesela para kazan. Ben kendi yazılım mühendisiyim. Benim kendi işim de var. Ben bu paketlaşmayı sevdiğim için bununla uğraşıyorum. Yoksa benim hani bununla uğraşmaya benim ihtiyacım yok. Anladınız mı? Ne şey bu. Ama Niye? hep bir gelişim, hep bir yatırım. Yani geleceğinizi kurun. Bu videoyu izleyen kardeşlerimin yaş ortalaması 20, 21, 20 üniversite öğrencisi ya da lise öğrencisiniz hepiniz. Yani ailenizden para ala ala nereye kadar yaşayacaksınız? Ya da sabah, cumartesi dar dahil haftada 6 gün 8'den 6'ya kadar çalışıp böyle kazandığınız para hayır göreceğinizi mi sanıyorsunuz arkadaşlar? Böyle şeyler olmayacak. Kimse kimseyi kandırmasın arkadaşlar. Ekonomik özgürlüğü kurmadan, abi şu altına bir ev çekmeden, bak bir ev çekmeden hiçbir zaman rahat olamayacaksın. Bu benden size tavsiye arkadaşlar. Ben şu anda ev almaya çalışıyorum. Yani bir ev alacaksın abi. Bir varlığın olacak. Yatırım yapacaksın, çalışacaksın. Yani öyle işte ben asgari ücretle çalışayım. Çalışmayacaksın abi asgari ücrete. Bak bir sürü yöntem var. Kripto yaparsın, coin satarsın. Bir şey yaparsın abi. Kafayı kullanırsın yani. Hani bu yüzden arkadaşlar her zaman her zaman yatırım yapın. Her zaman araştırın. Hiçbir zaman da şunu yapmayın. Ya yok be abisi öyle bir şey olmaz. Deme abi. Şu an değişen dünyada arkadaşlar her şey olabilir. Bak değişen dünyada her şey olabilir. Bak şu an ben şimdi bir örnek vereceğim. İnsan diyecek ki ne alakası var ama bu doğru. Geçen aylar Twitch'te arkadaşlar bakın bit muhabbeti çıktı değil mi? Bak helallik haramlıktan bahsetmiyorum. Haram paradır orası ayrı. Ama demeye bir şu kimin hakkına gelir böyle bir şey? Yani adam gidecek arkadaşlar Twitch'te böyle bir şey yapacak. Tam bu haram bak haram para lokma yenmez. Ben örnek veriyorum sadece hani bu kimsenin hakkına gelmiş miydi bu seneye kadar abi? Gelmemişti değil mi? Bakın bu coin satmak kimin hakkı Ben FIFA 17 arkadaşlar. Türkiye'de, dünyada bu videoyu çeken ilk kişilerdenim. Türkiye'de ilk kim? Dünyada da ilk üçte falanımdır. Kimse de yoktu YouTube'da. Bak Türkiye'ye ben arkadaşlar bu SBC işini ben getirdim. Yani sattan para kazan bu coin satma işini Türkiye'ye ben getirdim. FIFA 17'de. Videoları duruyor kanalda. Girin izleyin. 50 bin 60 bin izlenmesi var. Ben ne yaptım o zaman? Bir yenilik buldum. Paylaştım. Ama bunu ne yaptı sonra kardeşlerimiz? Bunu geliştirdi. Zaten arkadaşlar çırak ustaya geçmezse Hiçbir zaman devran dönmez. Çırak ustaya geçecek abi. Siz demez, siz de, sizler de genese sebebi için işte güzel şeyler kattınız. Bu iş şu anda nasıl bir yer Belki bu işlerden binlerce insan bu işten para kazanıyor. Geçen bir tane coin sayfası yazdı bana Türk. İşte kardeşim Allah razı olsun. Yeni çocuğum da doğdu. Ben senin sayende işte bu işten para kazanıyorum. Allah razı olsun yazdı. Bakın biz demek bazı ailelere dokunabilmişiz. Bazı insanları para kazandırabilmişiz. Yani demeye çalışıp arkadaşlar her zaman inovasyon. Olmaz demeyeceksin abi. Olur diyeceksin. Ya da nasıl olur diyeceksin. İnanmasan bile nasıl olur araştıracaksın abi. Bunu yapın arkadaşlar. Bakın benden size tavsiye. Şimdi kripto yatırımları ne diye soranlar var arkadaşlar. Kriptoda benim e, şu anda bir sürü coin'de yatırımım var. Sohbet etmek gerekirse hat Dent, Raven, hat e, Hot, Dent, Raven, Trias, Mir, NVC. E, ne var başka? NVC var, e, Dexem var. Bu kadar coin'sim var ve bu coin'lerin hepsinde belirli miktar param var. Ee, önümüzdeki arkadaşlar bir şu anda kapanmalar falan filan geliyor. Bu kapanmalarla insanlar geçen seneki gibi kripto yöneleceğini ve kripto coinlerin artacağını düşünüyorum. Bu yüzden paramı kripto coinlere yatırdım. Kripto coinlerden güzel bir meblağla keşahat yapıp kendime ev alıp geri kalanı da, da yazılım alanına kendimi geliştirip şirketime e, ben şu bu çalışıyorum arkadaşlar. Sabah 8'de 9'da kalkıyorum. Ben kod yazıyorum. Ben her yaptığım işin en iyi yapma aslı var bende arkadaşlar. Ama dediğim gibi tek bunu YouTube'da tutturamadım. Ama artık YouTube'da da devam edeceğim. Bakın futbolcu videolarını ayarladım. 4 tane futbolcu videomuz var hazırda. Haberiniz olsun. Gelecek bunlar. Artık YouTube'u çok aktif kullanacağım arkadaşlar. Yani bu videoda biraz uzun oldu ama umarım eğlenmişsiniz. Ben sizi özlediğim için yani sohbet muhabbet olsun diye sizlerle konuşalım diye bu yayın, e, videoyu çektim. E, umarım hepinizin işine gider. Hepiniz güzel paralar kazanırsınız. Benim istediğim bu olur. Ben geleceğinizi kurtarmak isterim arkadaşlar. Ben hiçbirinizin asgari ücretle çalışıp hayatı boyunca bir şey sahibi olamama ya da e, yani hep zoraki yaşama, hep stres altında yaşamasını istemem. Ben sizleri seviyorum. Bir abiniz, kardeşiniz olarak da güzel bir hayat yaşamanızı isterim. E, durumlar bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi video izlediğiniz için çok sağ olun. Beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Çok sevinirim. Aynı şekilde sorularınız varsa arkadaşlar ya YouTube yorumlarından da yazabilirsiniz. Discord'dan da yazabilirsiniz. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Mail bile atabilirsin. Ya istiyorsan gel Kadıköy'e bana anlat. Yani. Daha ne diyeyim ya nasıl kapısınayım size. Böyle arkadaşlar durumlar. Hepinizi çok seviyorum. Youtube'a geri dönüşünüz şerefine güzel bir beğeni bekliyorum sizlerden. Adamsınız cansınız. Hepinizi öpüyorum beyler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.